Çıkmışız yola, bir genç 15-16 yaşlarında başlamışız. İşte 20-21 yaşlarında bu çalışmayı başlatıyoruz ama bir şey bildiğimiz de yok, tecrübemiz de yok, para da yok, arkadaş da yok, tek başına bir adam çıkmış yola. Yani ileride ne olacak bildiğimiz de yok ya. Yani. Hani bilsek ona göre sabredeceğiz yani. Tamam. Şimdi öyle ne para var, ne pul var, ne adam var, ne tecrübe var, var. Hiçbir şey yok ama. Ama Allah verecek ileride. Hani öyle bir garantimiz yok yani. Ve bu çok zor bir şey. Ümidin yok yani aslında. Allah'tan başka kimsen yok. Ve hep kötü örnekler dolu. Ve herkes sana bir de diyor ki, seni bir de canını sıkıyor. Yani ışık olmuyor, yardımcı olmuyor, bir de gölge oluyorlar sana. Ya bari gölge etme. Senin moralini bozuyorlar. Yani senin gibileri çok gördük. Sen de yarın bırakırsın. Filan da öyleydi, falan da şöyleydi. Hepsi bıraktılar. Sen de yarın görürsün. Şimdi daha talebesin diye uğraşıyorsun. Sana 87. 86'da işte ilk öğrenci evimizi kurduk. Ve son sınıfa geçtik 87'de. Bir arkadaş, 3-4 arkadaş, o da hep benim işte kazandığım kişiler, daha evvel solcu. Gelin bir konuşalım, istişare edelim yani, bu işi daha güzel nasıl yapabiliriz yani. Bir tanesi Urfalıydı, ziraatta okuyordu. Dedi ki, ya zaten son sınıftayız dedi. Yani bir şey konuşmaya gerek yok ki dedi. Zaten dedi şimdi ben de okulu bitireceğim, gideceğim Urfa'ya dedi. Buradakiler de öyle dedi yani. Zaten hep dağılacağız dedi, yani neyi konuşacağız dedi. Ben bu ümit içerisindeyim, adam böyle kafama kurşun sıktı yani. Yani konuşmaya gerek yok ki dedi ya. Zaten bitecek dedi yarın dedi. Fatıma validemiz, onu görünce ağladım. Onun üzerindeki toz toprağı silkelemeye başladı ve ağlamaya başladı. Efendimiz de buyurdu ki, ya Fatıma ağlama. Zira senin baban öyle bir dava ile gönderilmiştir ki, Allah senin babanı öyle bir dava için göndermiştir ki, bu davanın girmediği ev kalmayacaktır. Bu davanın girmediği ev kalmayacak. Ve günden yapılmış, topraktan yapılmış ne kadar ev varsa kainatta, bu dava sayesinde ya aziz olacak veya zelil olacaktır. Ya şerefli bir mevkiye sahip olacak, hem dünyada hem ahirette, yahut da zelil olacaktır. Allah beni öyle bir dava ile gönderdi ki, bu dava çileli bir davadır. Dava adamı bilir ki siyah ve beyaz ne kadar birbirine zıttır. İki tane zıt şey söyle derlerse size, aklınıza ilk gelen şey siyah ve beyaz olur. Dava adamı bilir ki rahat bir hayat ve cennet, bu iki kelime o kadar birbirine zıttır. Rahat bir hayat ve cenneti, bu iki kelimeyi düşündüğünüz zaman bu iki kelimenin siyah ve beyazdan daha da zıt olduğunu göreceksiniz. Hakikatte tevhide inanmış olanların dışında, bir tek Allah'ı ilah olarak görenlerin dışında herkes esirdir. Çünkü yeryüzü Allah'ındır. Yeryüzünde Allah'ın dediği olmalı. Yeryüzünde Allah ortak koşulamaz. Allah'tan başkasından kanun almayacaksınız. Allah'ın dediğinden başkasını yapmayacaksınız. La ilahe illallah sadece bir inanç değildir. O bir hayat tarzıdır. Allah'tan başka bir ilah yok dediğiniz zaman benim hayatıma ondan başkasını karıştırmayacağım. La ilahe illallah derim, onun dışında başka da bir şey demem. Sancağımda başka bir şey yazılamaz. Sancağımızda bir şey yazmalı. O da Allah'ın hakimiyeti. Onun dediğinin olması gerçeği.